Oyun merakı. Şuraya bir yetişebilsem. Ben hallederim. Ha. Aferin çocuklar. Hazırlıklar çok güzel oldu. Teşekkürler Tostos amca. O kadar heyecanlıyım ki. Lakla'yı çok özledim. Aa, ben de. Bir de çok merak ediyorum. Acaba nerelere gitti, nereleri gördü? Acaba o da bizi özlemiş midir? Kendin sorsan daha iyi olur Köz. Bak, geliyor işte. Aa, Lak, bakın geliyor. Yaşasın. Lak gelmiş, hoş gelmiş. Lak gelmiş, hoş gelmiş. Hoş geldin Lak. Hoş bulduk arkadaşlar. Bu hazırlıklar benim için mi? Evet, senin için tabii ki. Harika. Sizleri çok özledim. Hep aklımdaydınız. Çok güzel yerler gördüm. Bir sürü de fotoğraf çektim. Yaşasın. Size sürprizlerim var. Sürprizleri çok severim. Bakın size ne getirdim. Bu da ne? Buna oyun konsolu deniyor. İçinde bir sürü oyun var. İstediğini oynayabilirsin. Çok güzelmiş. Evet, hepiniz için birer tane var. Harika. Teşekkürler Lok. Bu da senin Tostos amca. Bu da ne? Küçük bir hediye. El yapımı bir halı. Hereke'den aldım. Hereke halıları dünyaca çok ünlüdür. Fakat büyüklerini taşıyamadığım için en küçüğünü getirebildim. Çok teşekkür ederim Lak. Düşünmem bile yeter. Pekala çocuklar, madem Lak da geldi, güzelce eğlenin. Ben dinlenmeye gidiyorum. Yapmanız gereken işleri de unutmayın. Sen hiç merak etme Tostos amca. Baksanıza, bu oyunda avuçları en hızlı toplayan kazanıyor. Tam bana göre. İşlerini bitirdin mi kuzucuk? Evet, çok yoruldum ama değdi doğrusu. Çiçekler sanki şimdiden daha bir canlandılar. Ellerine sağlık. Gerçekten de harika görünüyorlar. Belki diğerleri de işlerini bitirmiştir. Hadi gidip onları bulalım. Yemekten önce birlikte biraz oyun oynayalım. Evet, oyun oynayalım. Tupur çimleri bitecekti. Ama baksana, çimler hala çok uzun. Belki de çim biçme makinesi bozulmuştur. Merhaba Tupur. Tupur, beni duyuyor musun? Hı? Ne? Kuzucuğum, geldiğini fark etmemişim. Bu oyun o kadar güzel ki. Biz de seni oyun oynamaya çağıracaktık. Ama daha çimleri bile biçmemişsin. Hı? Çimler mi? Sonra yaparım. Bir oyunu bir bitireyim de. Sen bilirsin. Unutma, yarın da bir sürü işimiz var. Tamam. Birazdan yaparım. O zaman gidip diğerlerini bulalım kuzucuk. Belki onların işi bitmiştir. Olamaz. Köz'ün başı dertte sanırım. Köz, iyi misin? Ne oldu? Ne olacak? Tam oyunda bölümü geçiyordum ama bak. Gördün mü bak? Yanlış tuşa bastım yine. Tam da büyük ödülü alacaktım. İşin bittiyse saklanmaç oynayalım mı? İş mi? Evet, sebze toplayacaktın ya. Tamamen aklımdan çıkmış. Hatırlattığınız iyi oldu. Neyse, oyundaki şu ödülü alayım, toplarım. Peki madem, kolay gelsin. Teşekkürler arkadaşlar. İşte muhteşem yarışçı İbikli bitiş çizgisine gidiyor. Bütün puanlar İbikli'ye. İbikli
Yoksa sen de oyuna dalıp tarlayı sürmeyi unuttun mu? Ben hiçbir şeyi unutmam kuzucuk. Hafızam sesim kadar iyidir. Tarlayı sürdün mü yani? Hıp! Tarla mı? Ne tarlası? Bugüne bugün ben muhteşem bir yarışçıyım. Bakın nasıl da geçiyorum diğer arabaları. Ama bu sadece bir oyunu bitti. Senin yapman gereken daha önemli işlerin var. Tarla biraz daha bekleyebilir kuzucuk. Şu an çok önemli bir yarış yapıyorum. Ama tarlanın bugün sürülmesi gerek. Yarın başka işlerimiz var. O da doğru. Neyse, şu yarışı bir kazanayım da. Peki sen bilirsin. Kolay gelsin. Bari gidip yemek yiyelim. Haklısın. Ben de çok acıktım. Bugün yemeği badem yapacaktı. Badem çok güzel yemek yapar. Şimdiden iştahım açıldı. Kurabiyelerin pişmesini mi bekliyorsun? Ne kurabiyesi? Yoksa sürpriz mi yapacaktın bize? İyi ama ben kurabiye yapmadım ki. Yemek hazır mı peki? Biz çok acıktık da. Size bir haberim daha var. Ben yemek de yapmadım. Anlaşıldı. Bu işe bir çözüm bulmamız gerek. Cikcik, lütfen herkesi çağırır mısın? Acil toplantı yapmamız gerekiyor. Hemen gidiyorum. Açılın. Haber Cikcik geliyor. Yemek hazır mı? Karnım çok acıktı. Maalesef yemek yapmayı unuttum Tıpır. Olamaz. Ne oldu kuzucuk? Neden çağırdın bizi? Oyun konsolları hakkında konuşmamız gerek arkadaşlar. Bence de konuşalım. Harika bir şey bu. Uzun zamandır aldığım en güzel hediye. Ben de çok sevdim. Haklısınız, bence de eğlenceli ama oyun oynarken işlerimizi unuttuk. Kuzucuk haklı. Benim yüzümden aç kaldınız mesela. Çünkü oyuna daldım. Ben de tarlayı süremedim. Hiç böyle olacağını düşünmemiştim. Peki şimdi ne yapacağız? Bir fikrim var. Bundan sonra gündüz işlerimizi bitirip oyunumuzu da akşamları rahat rahat oynayabiliriz. İşte bu şahane bir fikir. Böylece işler de kalmaz. Bence de harika bir fikir. Ne kadar güzel bir gün. Galiba sonunda ibikli ötmeden uyanmayı başardım. İyi ama saat çok geç olmuş. İbikli neden ötmedi ki? Günaydın Cikcik. İbikliyi gördün mü? Bu sabah öttüğünü duymadım. Ben de duymadım. Belki de bu sabah uyanamamıştır. İbikli mi uyanamadı? İyi ama o bizi sabah o güzel sesiyle uyandırma zevkinden asla vazgeçmez. Haklısın. Ya hasta olduysa? O zaman gidip bir bakalım. Belki bize ihtiyacı vardır. İbikli, iyi misin? Sabah sesini duymadık. Yoksa hasta mısın? Sabah mı oldu? İbikli, bu ne hal? Gözlerin kıpkırmızı olmuş. Oyun oynuyordum. Yoksa bütün gece mi oynadın? Sadece akşamları oynayalım demiştin ya kuzucuk. Arada uyumayı unutmuşum galiba. Ama ben bunu kastetmemiştim ki. Şimdi ne olacak? Bugün yapmamız gereken çok iş var. Ama benim hiç halim yok ki. Şöyle biraz uyusam. Uyudu bile. Bu arada diğerleri nerede? Gidip bulalım.
Herkes gece uyumak yerine oyun oynamış. Bütün günü uyuyarak geçirecekler. Bugün de işler kaldı desene. İyi ama Lak Lak nerede? Sanırım cevabı önümüzden geçti. İyi ama göle doğru gidiyor. Sakın o da uyuyakalmış olmasın. Eyvah! Lak Lak dur! Yanlış tarafa gidiyorsun. Sanırım bizi duymuyor kuzucuk. Şimdi ne yapacağız? Bir fikrim var. Sabah oldu. Kendimi çok yorgun hissediyorum. O da ne? Frene bas Lak Lak! Frene bas! İyi misin Lak Lak? Bir şeyin yok ya. İyiyim iyiyim. Oyun konsoluyla fazla oynadım. Biraz uykusuz kalmışım da. Neyse, ben o zaman biraz daha uyuyayım. Beni kurtardığınız için teşekkürler. Bu böyle olmayacak Cik Cik. Bir şeyler yapmalıyız. Bu oyun konsolları yüzünden çiftliğin düzeni bozuldu. Tostos amcaya gidelim. O bize yardım eder. Haklısın. Ne kadar da güzel uyudum. Üp üp üp. Evet. O zaman araba yarışına kaldığım yerden devam edebilirim. Üp üp üp. Üp. Nerede bu oyun konsolu? İbikli. Oyun konsolumu bulamıyorum. Sen gördün mü? Benimki de yok. Araba yarışından sonra uçaklı bir oyun oynuyordum. Acaba uçup gitti mi? Oyun konsolu uçamaz ki İbikli. Haklısın. Ben oyun konsollarının nerede olduğunu biliyorum. Siz uyurken hepsini toplayıp bir kutuya koydum ve Tostos amcaya verdim. Ama neden? Gece boyunca oyun oynayıp uykusuz kaldınız. Gündüzde işlerinizi yapamadınız. Tostos amca haklı. Kendimizi biraz kaybettik. Neyse ki daha kötü sonuçlanmadan kuzucuk durumu anlattı. Artık oyun yok mu yani? Olur mu öyle şey? Tabii ki var. Bakın çocuklar, oyun zamanı ayrı, iş zamanı ayrı, uyku zamanı ayrıdır. Konsollar bundan sonra Tostos amcada duracak arkadaşlar. İşini bitiren gidip ondan alıp oynayabilir. Ama günde sadece bir saat yine değil mi kuzucuk? Evet Cik Cik. Bundan sonra kimse oyun için işini aksatmayacak. Böylece uykusuz da kalmayacak. İşte bu fikri çok sevdim. Ben de oyun oynamaktan yemek yemeyi bile unutmuştum. Bakın bir günde iğne ipliğe döndüm. (Gülüyor)